Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim değerli dostlarım. Bugün Clan Savaş Ligimizin 3. günü saldırılarını gerçekleştireceğiz. Vallahi yorumlarınızı okudum. Çok fazla destek olan var. O tayfaya çok teşekkür ederim. Bazılarınız da demiş ki bahane uydurma Burak, bilmem ne Burak vesaire demişler. Canınız sağ olsun, tamamdır. Bahane uyduruyoruz ama beni sürekli izleyenler biliyor zaten. Geçen Clan Savaş Ligi'nde ana hesabımdan 7 tane üçlük attım. İkinci hesabımdan 5 tane üçlük attım. Yani şu an biraz insan yorgun olabilir, gününde olabilir vesaire vesaire. Eleştiri yapmayın demiyorum. Eleştiri yapın ama biraz daha saygı çerçevesinde bekliyorum arkadaşlar. Bu arada like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Onu da araya sıkıştırayım. Pusat'a saldırıyorlar. Rakibin birincisi saldırıyor. Bu saldırıyı gösterdikten sonra Clan Savaş Ligi'nin çok kritik bir durumda olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Ne saldırısı geliyor? Ejder binicisi, ejder kombinasyonu geliyor arkadaşlar. Barbar kralla kraliçe içeri doğru giriyor. Güzel bir temizlik yaptı. Bu arada ejder yarasa yapmayacağım. Farklı bir ordu kombinasyonu kullanacağım ilk savaş için. Kraliyet şampiyonunu da gönderdi. Bizim kraliyet şampiyonunun orada pek fazla yapacağı bir şey yok. Kartal topunu iyi temizledi. Vallahi güzel girdi açıkçası. Bir 3 yıldız havasını şu an sezdim yani. Kahramanlarla çok güzel, çok temiz iş çıkarttı. Koruyucuyu da gönderdi. Umarım Zeppelin ulaşmaz diyelim. Bir hortumu da o yakalasın yani. Bir de tekte onlar kalsın. Hep biz mi kalacağız arkadaşlar? Hala Zeppelin'i yollamadı ve koruyucunun özelliğini de basmadı. Ejder ve ejder binicileri ilerlerken kraliyet şampiyonu köyün merkezine girdi. Tazı buz golem çıktı. O güzel oldu. Arkadan da Zeppelin'i yolladı. Vallahi Zeppelin ulaştı. Her türlü ulaştı. Koruyucunun özelliğinde bastı. Ejder binicileri hayatta. Sol tarafta ejder hayatta. Köyde hiçbir şey kalmadı. Şuradaki tazı bayağı güzel oyaladı. Ama ejder binicileri tazıyı bıraktı. Çünkü ilk hedefleri savunma olduğu için orayı saldılar artık. Daha yarasaları varmış. Ben abi yarasaları da görmedim. Yani şu ejder binicisini bir an önce maxlamam gerekiyor. Güzel iş yapıyorlar. Çok güzel iş yapıyorlar. Şu an daha iyi fark ettim arkadaşlar. Ejderlerin şöyle bir dezavantajı var. Nedir? Depoya da gidiyor. Toplayıcıya da gidiyor. Vesaire vesaire. Ama ejder binicisi direkt olarak savunmalara gittiği için hepsi ejder değil de yarısı ejder, yarısı ejder binicisi olunca çok daha rahat oluyormuş. Gördüğünüz gibi pusat 3 yiyerek başladı. Vallahi güzel başlamadık yine. Bu ligde ne olacak bilemiyorum. İkinci savaşımızda kaybettik. İkinci savaşımızda benden sonra bir tane daha tek yıldızda kalınıldı. Tyler Durden, Emrah kardeşimiz tekte kalmış. Dördüncüyü Legend üçledi. Yedinciyi Engin abimiz üçlemiş. 11.'yi Hasan abimiz üçlemiş. 15'i de Erhan abimiz üçlemiş. Bol bol 3 yıldızımız var. Ama hem birinci gün hem ikinci gün kalmış olduğumuz tek yıldızlardan dolayı sıkıntıya düşüyoruz. Bu savaşta da 2 tane tek yıldızla kalmasak 34 olmuştuk. En kötü ihtimal 2 yıldız alınsaydı. Yani 2 savaşta da tek yıldızda kaldığımız için savaşları kaybediyoruz. Bakalım, dikkatli olmamız lazım. Bu savaşı mutlak suretle kazanmamız gerekiyor. Çünkü 7. sıradayız. Ve savaş yapmış olduğumuz klan Capinalis, Clan Warlick. Onlar da bir üstümüzde 6. sıradalar arkadaşlar. Şu an bize bir tane 2 yıldız, bir tane de 3 yıldız patlattılar. Vallahi şöyle söyleyeyim. 3. savaş gününün başlamasına 5 saat kalaya kadar BG06 hesabını çıkartmıştım. Çünkü ilk 2 savaş gününden sonra birazcık moralim bozuldu. 2 tane tek yıldızla kalınca. Ne kadar fazla sizlerden destek yorumu alsam da maruz olmuş olduğum o saldırı niteliğindeki yorumları görünce birazcık moralim bozulmuştu. Sonradan dedim ki niye moralini bozuyorsun Burak? Senin onlara güzel bir cevap vermen lazım. Senin güzel saldırı çıkarttığını göstermen lazım dedim ve gittim BG06 hesabını da savaşa dahil ettim. Birinci ve ikinci günün acısını bugün çıkartmak istiyorum. Biraz da ordu değişikliğini ufaktan gerçekleştirdim. Ejder binicisi max olunca ejder binicisi ejder yarasa kombinasyonu yapacağım. Hatta gerekirse çekiç mekiç vesaire ne varsa kullanacağım. Şu köye saldırı gerçekleştireceğim ve süper büyücülü tazı balon saldırısı kullanacağım arkadaşlar. Yani tek yıldızla kala kala ejder yarasa saldırısı yapmaya birazcık korkar hale geldim.
Garanti 2'ye oynamaya çalışacağım. 3 yıldızı da zorlayacağız. Şimdi bu düzene baktığımızda püskürtücünün birisi şu çapraza bakarken biri de bu çapraza bakıyor. Dedim ki şuradan bir tazı ve zeplinine X yayının üzerinde zeplini indireyim. Buradan Kaya Saçar'dır, belediye binasıdır. Belki bir de çoklu cehennemdir. Alırsak güzel olur. Onun dışında indirmiş olduğumuz yerden belediye binasını indirememe durumumuz da var. Ona karşılık öyle bir durum olmasını istemiyorum ama öyle bir durum olursa da hemen bir B planı düşüneceğiz yani saldırı esnasında. Lafı daha fazla uzatmayalım. Süper duvar kırıcı aldım. Artık kahramanlarımız Max sadece hayvanları yükseltiyoruz. Kara ekstra açısından bir tık daha rahatız diyebilirim ve saldırıma geçiyorum. Haydi bir aksilik olmadan bir 3 yıldız kopartalım. Evet, şimdi baktığımızda nereden göndersek şöyle gönderelim tazımızı. Çok çaprazdan oldu ama inşallah zeplinimiz istediğimiz noktaya ilerler. Bakalım. Evet, tam şu noktada görünmezliği atıp hemen öfkeyi patlattım. Tekrar bir görünmezlik atıyorum arkadaşlar. O noktada fena değiliz. Şurada bir görünmezlik daha patlattım. Kaya Saçar'ı es geçtik. Şimdi son görünmezliği de patlattım. Belediyeyi alacağız. Çok güzel. İstemiş olduğum hedefime ulaştım diyebiliriz. Onun dışında evet şuradan iki tane balon atalım. Hava savunmasını indirmek adına. Şuradan bir bebek ejder patlatalım. Şöyle bir duvar kırıcı atacağım. Hava savunmasını indirmek için attım arkadaşlar. Öbür duvar kırıcıyı aslında onun için atmamıştım. Ulan korktum var ya, yemin olsun korktum ya. Şöyle kral kraliçe gelsin. Zehri de patlattım. Şuraya bir bebek ejder atalım. Süper minyonlar maalesef ve maalesef barbar kralı birazcık dışarı çekti. Aradan gir be. Aradan gir. Birazcık delikanlıysan aradan gir. Heh, girdi. Çok güzel. Buz golemi unuttuk. Buz golemi de şuradan attım. Neyse, yapacak bir şey yok. Saldırıyı şöyle başlatalım. Hatta kraliçeyi bir tık daha bekleyelim. Şuradaki savunmalar da insin istiyorum. Şöyle iki balon gönderelim. Tazımızı yollayalım. Balonlarımı da yavaştan göndermeye başladım. Şöyle bir hız büyüsü atıyorum. Kraliyeti de buradan gönderip şöyle saldırımı başlatıyorum. Koruyucunun özelliğini erkenden kullandım. Hemen bir hız büyüsü takviyesi gönderiyorum ve şurayı donduruyorum. Evet, yan taraftan parça parça balonları göndermeye devam ederken hızlı bir şekilde hız büyülerini ve dondurma büyülerini kullanmaya çalışıyorum. Şuradaki Kaya Saçar'ı tekrar dondurmamız lazım. Son bir hız büyüsü elimizde. Kelle avcılarıyla bu arada güzel bir iş başardık diyebiliriz. Güzel bir 3 yıldız aldık mı, süreden patlamazsak alacağız gibi. Bakalım. Kraliyetin özelliğini de bastım arkadaşlar. Balonlarımız hayatta. Tazı balon şov diyebilir miyiz? Tazı balon şovla köyün içerisinden geçtik de diyebiliriz hatta. 39 saniyemiz var. Rakip barbar kral var. Güzel, klan kalesine de ilerledik. Çok güzel bir saldırıydı. Muazzam, şiir gibi bir saldırıydı. Bu da güzel bir cevap olmuştur diye düşünüyorum. Ama şu an süreden de patlamak istemiyorum. Bu kadar konuştuk. Kraliçemiz de oraya gitti. Sağda solda bir şey kalmasın. Böyle güzel bir saldırının 3 yıldızla sonuçlanması lazım. Bu arada kahraman iksiri de basmayı unuttum. Aslında onu basacaktım ama unuttum. Tazı balonla güzel bir sonuç almış bulunmaktayız arkadaşlar. Vallahi ejder yarasadan sonra bu 3. saldırıyla moral ve motivasyonumu çok fazla bir şekilde yükselttim. Silkelendim, kendime geldim diyebiliriz. Diğer saldırılarımızda da inşallah 3 yıldız çıkartarak muhteşem ilerleyişimiz sürecek diyelim arkadaşlar ve ligde kalacağız inşallah. Yani şu an için birincilik birazcık zor gibi gözüküyor. İki savaşı da kaybettik ama savaşı kaybettiğimiz iki klandan ikisi de üst sıralarda. Biri birinci, biri ikinci arkadaşlar, gördüğünüz gibi. O yüzden çok da moral bozmaya gerek yok. Adamlar da hak etti diyebiliriz. Ha, tek yıldızda kalmasak onları da yenmiştik. Artık yapacak bir şey yok. Kendimize geliyoruz. Çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. BG06 hesabımıza geçelim. İkinci savaşımıza gelmiş bulunmaktayız. Daha deminki tazı balondan sonra inşallah bir ejder yarasa şov yaparız. Kahraman iksirimiz maalesef bulunmuyor. Kahraman açısından barbar kral ve kraliçe Max değil. Ama inşallah yine de bir 3 yıldız patlatacağız. Bu arada rakip saldırı gerçekleştirdi.
bizim Legend köyünden 2 yıldız aldı. Evet, şimdi nereye saldıracağız arkadaşlar? 6'ya işaret koymuştum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Belediyeyi alarak garanti bir saldırı gerçekleştirmek istiyorum açıkçası. O yüzden biraz dikkatli saldıracağım. Direkt Zeplin'le belediyeyi almaya oynayacağım. Baktım alamadım, kahramanları yollayacağım abi. Artık bundan sonra daha dikkatli olmam gerekiyor. Saldır dedim. Her şeyimiz hazır, yerli yerinde. Şuradaki kraliçenin bir tık gitmesini bekleyeceğim. Şöyle bir dışarı çıksın, ondan sonra saldıracağım. İnşallah hortum bu tarafta değildir. Hatta şuradan gireceğim ya. Şöyle saldırdım. Hortumun yukarıda olduğuna inandım birazcık. O yüzden böyle bir hamle yaptım. Şurayı donduracağım. Belediyeyi temizleyip garantiyi almak istiyorum çünkü. Şöyle bir bebek ejder yolladım. Şuradan da bir bebek ejder yolladım. Bakalım iç tarafa sanki giremeyiz gibi, sağa sola kayacak gibi gözüküyor kahramanlarımız. Ama yine de elimizden geleni yapacağız. Kelle avcılarını orada hızlıca temizleyelim. Barbar kral dışarı çıkacak. En kötü ihtimal kraliyeti buradan salarız. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Barbar kralımız hayatta, bir problem yok. Şuradaki hava savunmasını indirirsek tatlı olacaktır. Şöyle bir bebek ejder attım. Barbar kralın özelliği otomatik kullanıldı. Güzel. Kraliçe tazıyı temizlerken yavaştan biz de saldırımıza geçelim. Haydi. Şöyle ejderleri yaydım. Peşine balonlarımı gönderdim. Koruyucuyu bıraktım abi. Hemen bir öfke büyüsü. Ardından kraliyeti de yolladım. Koruyucu birazcık ilerle gülüm. Birazcık daha şurada da özelliği bastım. Evet, güzeliz. Şuradaki hava savunmasını indirelim. Çok daha tatlı olacağız. Fena ilerlemiyoruz. Merkeze doğru ilerlemekteyiz. Orada çoklu cehennem kuleleri baya bir hasar bırakıyor. Problemimiz yok. Şurada baya bir hava savunması varmış ya. Tamam, biraz daha beklemedeyim. Şuradan yarasaları gönderiyorum. İlk olarak kaya saçarı dondurarak başladım arkadaşlar. Kraliyetin özelliğini basalım. Tekrar kaya saçarı donduralım. O taraf bir temizlensin. Daha sonrasında şuradaki büyücü kulesi ve çoklu cehennem kulesini dondurdum. X yayını aldıktan sonra büyücüyü geçtim ama en azından çokluyu indirirsek güzel olacaktı. Tamam, kraliyet yetişti. Kraliyet orayı da temizledi. Süpersin. İnşaatçıyı da al gülüm. İnşaatçıyı da aldı. Kraliçemizin arkasındaki tek boynuzlu at bizim artık duacımız. Yukarıdan da ejderler geliyor. 3 yıldızımız geldi gibi ya. Muhtemelen alırız. Tek boynuzlu at çünkü canlıyor. Kraliçenin özelliği basıldı. Dev bomba çıktı. O pek hoş olmadı. Hava savunmasını almamız gerekiyor. Al şu hava savunmasını. Öleceksen de öyle öl. Çok güzel. 3 yıldızı yakaladık arkadaşlar. Tek boynuzlu at da geldi. Anam, süreden patlamayalım lan. 32 saniye var. Şöyle bir bakalım. Arkada bir şey yok. Evet. Güdümlüler var mı? Tek boynuzlu at da canlamaya devam ediyor. Ejderlere can basıyor bu arada. Çok kritik. Canları çok az çünkü. Tesla'yı da indirdik. Depoya gidiyor ve topa gidiyor. 3 yıldızımız hayırlı uğurlu olsun. Kral geri döndü. Yazın. Bir köşeye not edin. Kral geri döndü diyeyim. Burak Güvenç geri döndü arkadaşlar. Üst klanda 2'de 2 yaptık. Bu da kötü yorum yazan arkadaşlarımıza gelsin. Dediğim gibi eleştiri konusunda hiçbir problem yok. Fakat saygı çerçevesinde olmasını her zaman rica etmişimdir. İyi ki BG06'yı geriye aldım. Oradan da bir 3 yıldız patlattım. Şimdi de Murat saldırıyor. Murat'tan da bir tazı balon saldırısı izliyoruz arkadaşlar. Evet, tazı alt taraftan geldi. Peşinden zeplin geldi. Bu saldırı şöyle güzel. En azından belediye alınmazsa hemen bir B planı uygulanabiliyor. Zeplin güzel yerde indi. Şimdi orada görünmezlikleri kaçırmaması lazım. Görünmezlikleri kaçırmadığı takdirde belediye rahat inecektir. Belediye indi. Süper. Klan kalesi de temizleniyor. Bir görünmezlik daha geldi. Belediyenin zehri mahvetti ya. Belediyenin zehri mahvetmese oradaki püskürtücüyü de alırdı. Vallahi alırdı. Şimdi güzel. Çok güzel ilerliyor. Kahramanlarla aslında şu sol taraf temizlenebilir ha. Buradan tercih etti, o da güzel. Sol tarafı dal kavuklar falan alır. Kahramanlarla şuradan kartal topuna doğru ilerleyip şuradan tazı balonu salarsa tatlı olur. Kelle avcılarında koruyucunun özelliğinin içerisini alırsa muhteşem ötesi olur. Ben böyle güzel gidişata bir 3 yıldız diyorum. Şimdiden diyorum, inşallah da öyle olur.
Barbar kral satacak zaman değil gülüm. Heh abi gir içeri ya, tam içeri giriyordu yine çıktı ha. Neyse kraliçe var. Kraliyet ölse bile kraliçe orayı temizleyecektir. Bayağı bir işlev aldı. Yani kahramanlarla çok güzel bir temizlik sağladı. Balonlar da savaşa dahil ediliyor. Kraliçe var. Kraliçenin özelliği kaçmasın, çok güzel. Hemen bir koruyucu özelliği. Kellileri de yolla. Bir koruyucu özelliği bas. Koruyucuyu attım sandı galiba. Koruyucuyu atamadı. Aynen. Koruyucu ilerle. İlerle, ilerle, ilerle. Bas özelliğini abi. Bas özelliğini. Haydi. Evet, güzel. Şimdi kelle avcıları da çok güzel. Rakip kraliçeyi indirdi. Murat adamsın ya. Var mı bir üç yıldızın? Arkadaki çoklu cehennem de donduruldu. Süper bir saldırı. Haydi. Çoklunun inmesi lazım. Çoklunun inmesi lazım. Hava savunması ateş ediyor. Çok güzel saldırdı. Koruyucu bir tık geç kaldı. Büyücü orayı var ya mahvetti be. Barbar kralın özelliği var. Problem değil. Dal kavuklar da geliyor. Baykuş da orayı temizledi. Süpersin. Alt tarafa da süre yeterse dal kavuklar oraya geldi. Baykuş hayatta. Vallahi tazı balon. Murat süpersin. Eline emeğine sağlık ama barbar kralı bas yavaştan. Yavaştan bas, süreden falan patlamayalım ondan sonra. Orayı barbar kral siler süpürür ya. Uf, heyecan dorukta. Valla barbarı basman lazım artık. Heh, geldi de dev bombaya oturduk ya. Okçu kulesi var. Okçu kulesinin dışında bir sıkıntımız yok. Güzel güzel. Süre yeter galiba. 21 saniye var. Barbarlar dağılın. Dev bomba falan çıkmasın. Şu çocuğun bu güzelim saldırısı 3 yıldız abi. Hakkı 3 yıldız. Gidip 98-99 olmasın yani. Tamam, olmadı. Oh, rahat bir nefes aldık. Murat'ım süpersin. Evet, Murat süpersin. Bu arada rakip iyi falan demişler. 3 yıldız mı geldi? Yok, bizden 3 yıldız. Bizden 3 yıldız şov oldu. 3'te 3'üz. Bu savaşı çünkü kazanmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şampiyon 2 grubundaki lekesizler klanımızdan çıkıp şampiyon 3 grubundaki lekesizler 2 klanımıza geçelim. Kalisi hesabındayız arkadaşlar. Bugünü komple 3 yıldızla bitirmek istiyorum açıkçası. Ve buradan bir kahraman iksiri basacağım. Müsaadenizle kahraman iksirini kullandım. Buradan da bir ejder yarasa patlatacağım. Buradaki birliklerim max olmadığı için tazı balon yapamadım. Aslında elektro yapacaktım buradan. Baktım elektromuz max değil, o yüzden kullanamadım. İkinci savaşımızı lekesizler 2 klanında kazanmış bulunmaktayız. 33'e 33 tamamlandı, yüzdeyle kazandık. Şöyle bir göstereyim. Valla bir tane galiba tek yıldız vardı. Evet, rakibin 10'uncusunda Madman kaldı. 14'te de El Turco tek yıldızda kaldı. Onların teki olmasaydı çok rahat kazanacaktık. Yine tek yıldız maceramız devam ediyor ikinci klanda da, ama burada birinci durumdayız. Maşallah diyelim, inşallah lig atlarız. En önemli rakibimiz Belçikum klan. Belçika klanı. Evet, birinde 33, birinde 31 yıldız almış. Bizle de 5. gün karşılaşacak. Biz şu an buradan bir 3 yıldız çıkartırsak çok tatlı olacak. Çünkü 2 tane 2 yıldız, 1 tane tek yıldızda kalınılmış. Acilen bir 3 yıldız atıp burayı toparlamamız gerekiyor. Direkt 5'e baktım. Dedim ki ben buradan galiba 3 yıldız alırım diye düşündüm. O yüzden de buraya saldıracağım arkadaşlar. Direkt saldır diyorum. Yani tamamen düzeni gördüm. İçime öyle doğdu. Saldırı yapmak da istedim açıkçası. Bakalım sonuç ne olacak. Şöyle bir bebek ejder. Şöyle bir bebek ejder patlatıyorum. Buradaki temizliğimizi sağlayalım. Barbar kral, kraliçe, buz golem ve duvar kırıcılarımız geldi. Koruyucuyu unutmadan hemen hava yaptım. Ve şu noktadan da bir ejder bıraktım. Evet, ilk etapta buradaki rakip barbar kral ve kartal topunu alarak başlamak istiyorum. Daha sonrasında da ejderlerimi şöylemesine yayıyorum abi. Barbar kralı bastım. Hemen ejderlerimize takviye atalım. Şuradan koruyucuyu da gönderdim. Bir öfke büyüsü patlattım. Birazdan zeplini de göndereceğim. Zeplini yolladım. Hatta kraliyeti de gönderip bir riske giriyorum abi. Yani normalde birazcık bekleyecektim de. Neyse gönderdik. Kraliçenin özelliği basıldı. Belediye binasının oraya doğru ulaşıyoruz. Öfkemizi attık. Anam anam, hortumu attım abi. Hortumu gördüm.
Dondurmayı attım. Şu an bir korku dolu gözlerle bekleyişteyim. Bir dondurma daha attım. Belediye binasını orada rahatça almam gerekiyor çünkü. Yetilerimiz galiba aldı. Tamam. İki tane dondurma harcadık yani. Eşek değillerse de alsınlar. Merkezdeki Çoklu Cehennem Kulesi inerken büyücü kuleleriyle uğraşıyoruz. Şimdi nereden saldırımızı devam ettirsek? Hortumu da çıkarttık. Şuradan dalalım abi. Hemen bir dondurma gönderdim. Büyücü Kulesi'ni alıyoruz. Ama burada çok büyük problemimiz var. Arka taraftaki Kaya Saçar ve Büyücü Kulesi bulunmakta. Bir de Çoklu Cehennem. Hadi Kaya Saçar'la Büyücü Kulesi'ni aldık diyelim. Daha sonrasındaki Çoklu Cehennem bize problem yaratacak. Şurayı dondurdum. Bakalım. Evet, sıkıntı. Kaya Saçar'ı indireceğiz galiba ama Büyücü Kulesi'ni alamayacağız. Aynen öyle oldu. Çünkü ejderlerimiz hayatta kalamadı. Şurada iki tane dondurmayı atmasam, belediye binasını indirebilsek rahatça, hortuma tutulmamış olsaydık rahat bir 3 yıldız alacaktık. İki dondurma daha olsaydı şurada bir tane, arkada bir tane kullandık mı yarasalarımız köyü mahvedecekti. Ama hortum bizim tüm işleyişimizi bozdu arkadaşlar. Sağlık olsun. Yani bu ligde bakın, İlk savaşta BG06'dan galiba, yanlış hatırlamıyorsam, hortumu yakaladım, tek tek aldım. İkinci Klan Savaş Ligi gününde Burak'tan hortumu yakaladım, tek tek aldım. Burada da hortumu yakaladım. Çok şükür tek tek almadım. İkiyi kurtardım. Yani 3 hesaptan da hortumu zeplinler için yakaladım. Artık bundan sonrasında rahat ilerlemek istiyorum. Artık hortum görmek istemiyorum. Ejderleri tutulsun, kahramanlar tutulsun ama zeplin tutulmasın. Belediyeyi rahatça kurtarayım. Çok şükür 2'yi aldık arkadaşlar. Burada herhangi bir 3 yıldız şu an için bulunmamakta. O yüzden burada daha fazla vakit kaybetmeyelim. İnşallah bu savaşımızı da kazanırsak çok tatlı olacak ve lekesizler lig klanımıza geçelim. Güvenç hesabındayız. Vallahi yorumları okurken bir kişinin yorumu da dikkatimi çekti. Yani işte çalışıyorum eyvallah ama eve geldim ettim, yorumlarınızı yine okuyorum arkadaşlar. Bir kişi demiş ki zaten 3 tane hesapta ejder yarasa yapıyorsun, bari güvenç hesabında ejder yarasa yapma demiş. Tabii ki hak veriyorum. Hani o da demiş ki zaten diğer klanların ligi önemli, orada yapıyorsun, bir şey demiyoruz. Bari güvenç hesabını değiştir demiş. Ben de buradan elektro saldırısı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Aslında bir tane daha dondurmayı, pardon, bir tane öfkeyi silip dondurma alsak daha tatlı olabilir diye düşünüyorum. Ama bir yandan da kraliyet şampiyonumuzdan fazla verim alamayacağız. Çünkü kraliyet şampiyonumuz birinci seviye. O yüzden dondurmaları silmeyeceğim, öfkede kalsınlar. Yani ben çok şaşırdım. Niye çok şaşırdım? Çünkü Usta 3 liginde 15 kişilik başlattığımız savaşta ben hani herkes köy binası 14 gelir diye düşünüyordum rakipler açısından. Hani 3-4 tane de köy binası 13 gelir diyordum ama bu rakibimizde bir tane köy binası 14 vardı. Alt tarafa doğru köy binası 13, en altlarda köy binası 12 arkadaşlar. Yani bu savaşı da net kazanırız. İkinci savaşımızı zaten kazandık ama kötü bir haberim var. Nedir bu? Bir kişi savaşını yapmadı. Yani birinci olmak istiyoruz. Birinci gün bir kişi savaşını yapmamıştı. İkinci günde yine bir kişi savaşını yapmadı. Ve bunlar bizim savaş durumumuzu riske atıyor. Bakın buradaki klan hiç savaş yapmamış daha. Biz kaç savaş yapmışız? Üçüncü savaşta bakayım mı? Abi 10 saldırı yapmışız. Adamlarla aramızda 4 yıldız fark var. Şaka gibi. Yani birinci ve ikinci günde 2 kişi saldırısını yapsa, 2-2 yıldız alsa birinci savaşı kazanacağız. İkinci savaşa ek olacak. Toplamda 14 yıldız gelecekti. Yani lütfen herkesin emeğine saygı gösterin. Savaşınızı yapın. Tek tek alın edin eyvallah ama savaşınızı yapın yani. Şimdi 15. sıradayım. Rakibin 15. sıradaki belediye binası 12 köyüne saldıracağım. Tırsıyorum, yalan yok. Normalde köy binası 13 ile köy binası 12'yi haşat edip geçmem gerekiyor. Ama niye tırsıyorum? Çünkü kahramanlarımın seviyesi elverişli değil. Kraliyet de birinci seviye. Zaten biliyorsunuz köy binası 13'e geçeli çok da fazla olmadı. Ha, elektroyu maxladım. Ama kahraman açısından sıkıntıdayım. İnşallah 3 yıldız alırız diyorum ve saldırıya geçiyorum arkadaşlar. Saldırımızı nasıl yapalım? Şimdi püskürtücü biri burada, biri burada. Normal şartlarda şöyle saldırmayı düşünüyordum. Ama kafamda şöyle bir
soru dank etti. Yani şuradaki savunma aralıkları, özellikle şuradaki savunma aralıkları birazcık beni korkuttu. Ve şuradaki noktada püskürtücü olabilir dedim, ya da şurada ya da şurada. O yüzden üst taraftan saldıracağım. En garanti 2 yıldız şeklinde olacak. Şöyle bir temizlik yapmak istiyorum. Elektron'un temizlediği nokta o taraf. Alt taraftan kahramanlarımızı gönderelim derken, evet, kraliçeyi de gönderelim. Yani buradan elektro ve balonlar her türlü belediyeyi alır diye düşünüyorum. Koruyucumuzu da gönderdim. Şurada ve şurada birer öfke büyüsü kullanıyorum ve koruyucunun özelliğini basıyorum. Koruyucunun özelliğiyle birlikte kartal topunun hasarından hasar almadık. Bir öfke daha attım. Zeplini de bekletiyorum arkadaşlar. Çünkü belediye binası patlayacak gibi bir görüntü var. Ben de Zeplini şuradan gönderip bir farklılık yaratacağım. Şurada bir öfke atıp Barbar Kralı da bastım. Çok güzel. Şimdi şurada bir öfke daha atalım ve şu noktayı donduralım. Kraliyetimiz birinci seviye, onu da şuradan saldık mı? Tamam. 3 yıldızı aldık sanırsam. Zeplin taktiğimiz gayet güzeldi. Yukarıdan saldırdığım için şimdi Zeplin'i atsam elektrolar zaten belediyeyi aldığı için boşu boşuna Zeplin'i atmış olacaktım. O yüzden sol taraftan attım. Oradaki çoklu cehennemi indirdim. Ve rakip kraliçeyi temizledim. Kafa rahatladı abi. Çok çok rahat bir 3 yıldız almış bulunmaktayız. Zaten bir üst belediyeye geçtik. Ama elektromuzun seviyesini falan vermemiş olsaydık zorlanırdık. Ben yine korktum. Yalan değil ama koruyucunun seviyesinin yüksek olması iş yaptı. Kraliyet şöyle en azından bir 10 falan olsaydı korkum da olmazdı. Ya da kraliçe bir 55-60 olsaydı daha rahat olurduk ama sıkıntı yok. 3 yıldızla savaşı sonlandırdık. 4 tane saldırı yaptık abi. 3'ünden 3 yıldız aldık. Daha ne yapalım? Yani 1. ve 2. günü telafi ettiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.